Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin. Dörtgenlerin son konusu olan dörtgende uzunluğun en son kısmı pekiştirme 5 ile karşındayım. Ee, bizi burada yine aynı şekilde 12 soru bekliyor olması lazım. Bakalım evet yine 12 soru bekliyor. 12 soruyu bitirdikten sonra artık verili, verili yamuk diyeceğiz. Hazır mıyız? 12 tane soruyu çözmeye kolay gelsin. ikimize de iyi dersler, sana iyi seyirler gelsin. Birinci sorumuz. Malum bu soruyu çözerken biliyorsun ki bir dörtgende kaldı ki kaldı ki konu anlatımında bunların ispatını tek tek yapmıştık. Köşegenler 90 derecede kesişirlerse karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. Şurada da bağıntı olarak da e, verdim. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit oluyor değerli arkadaşım. Ne zaman köşegenler dik olursa. O zaman ne yapıyoruz? X kare artı kök 19'un karesi eşittir. 2 kök 7'nin karesi artı 2 köküçün karesi. Evet. x kare artı 19 eşittir. 28 artı 12. Buradan 40 gelir. 40'tan 19 çıkarsa 21 kalır. x buradan kök 21 santimetre ya da birim olarak çıkacaktır. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda birinci sorumuzla benzer bir soru. Yani aynı hemen hemen aynı mantık. Neden aynı mantık? Şu noktanın hareketli bir nokta olduğunu düşünecek olursan ki ben bunu sana önceden de anlattım. Konu anlatımında da bunu gösterdim mantığını. Bunu bu tarafa doğru dışarıya doğru uz uzatacağımızı düşünecek olursan aynı şekli yani bir önceki birinci soruda çözülmüş şeklin aynısını oluşturacağız. Yani köşegenlerin dik kesişmesi durumumuzu. 4 kök 2 ise burası 4 kök 2. Kök 17 ise burası da kök 17 olacaktır. Dolayısıyla yine aynı şekilde karşı kenarların kareleri toplamları birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaktır değil mi? Evet. O zaman ne yapalım değerli arkadaşım? Pardon orası kök 17 değil. Ee, şurası bilmiyoruz. X diyelim. Burası X. Buraya da X diyelim. Burası da X. Tamam. Ee, o zaman ne diyeceğiz? X kare artı X kare yani X kare artı X kare ya da burada da olduğu gibi aynı şey çapraz kareleri toplamları X kare artı X kare eşittir e, ee, ne diyeceğiz değerli arkadaşım 4 kök 2'nin karesi artı yazalım 4 kök 2'nin karesi artı e, ne diyoruz kök 17'nin karesi diyoruz değil mi kök 17'nin karesi diyoruz değerli arkadaşım 2x kare eşittir 4 kök 2'nin karesi 16 çarpı 2 32 artı kök 17'nin karesi 17 buradan 2x kare eşittir 49 öyle mi Buradan x kare eşittir 49 bölü 2. Dolayısıyla x eşittir 7 bölü kök 2. Yani 7 kök 2 bölü 2 birim olarak bulunacaktır. Yani ikinci sorumuzun da doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet muhteşem şu diye bir şey vardı. Hipotenüsten indirilen kenar hipotenüsün yarısıydı. Değil mi? Muhteşem üçlü. Dolayısıyla şunu şöyle düşünelim. 36, 54 daha 90. O zaman şu açıya 90 derece kalır ki bu da 90 derece olur. Burası da muhteşem üçten dolayı x. x ve x olacaktır. Yine bir önceki birinci soruda çözdüğümüz gibi kareleri karşıtlı kenarların kareleri toplama eşittir. Ne zaman dik kesiştiğinde 2x'in karesi artı 5'in karesi aynı şekilde eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. 6'nın karesi artı 8'in karesi 6 8 10 üçgeninden burası 100 gelecektir. Burası 25 çıkartırsak 75 yapar. 4x kare eşittir 75. Buradan x kare eşittir 75 bölü 4. Kaldı ki buradan x eşittir. 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 bölü 2 gelecektir. Yani bizim için verilen sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir geldik dördüncü sorumuza hmm. şimdi sorumuzu okuyoruz D bir dörtgen bc diktir dc'ye hay hay adc açı 150 derece tamam adc açı 150 derece şimdi ben bu şekli bir de burada bir kere daha çizmek istiyorum bir farklı yöntemi de deneyeceğim bakalım bulabilecek miyim aklıma yeni geldi şimdi bak soruyu okurken bu olabiliyor yani anlık spontane gelişen durumlar olabiliyor çıkartabilirsek ne hala çıkartamazsak canımız sağ olsun değil mi ama Çıkartacağız, hiç Sen hiç merak etme. Şekli bir daha çizdim şurada. Tamam bu burada kalsın. Ee, şimdi öncelikle 150 derece tamam. Biz e, A açısının yalnız B açısının eşit olduğu söyleniyor. Yani şuraya alfa dersek buraya da alfa diyeceğiz. Ancak alfa alfa 150 90 daha 240 o zaman 360 artı 2 pardon 360 eşittir. İç açıları toplam 360 derece değil mi? 360 eşittir. 240 artı 2 alfa. Buradan alfanın 60 derece çıktığını göreceğiz. Aha. Bir eşkenar üçgeni yakaladık sanki değil mi? 60'ar derece. O zaman ne diyoruz? Bunu böyle uzatıyoruz. Bunu da bu şekilde buradan uzatıyoruz. Hay hay. Buradan 90 derece deyip şuraya 30 derece. Buradan da 60 derece. Evet bir eşkenar üçgeni yakaladık. Yaşasın. Eşkenar üçgen 12 ise bunun da tamamı 12'dir. Burası 4 ise buraya 8 kalır. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısıydı 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3 idi. Hatırlıyorsun değil mi? Ben istersen bir hatır yapayım şurada kenarda. Bunu defalarca anlattım ama bir kere de hatırlatmakta zarar çıkmaz değil mi? Sıkmıyorum seni umarım. A burası 2A burası da A kök 3 idi. Unutmayalım. O zaman x uzunluğumuz 4 kök 3 olarak bulunacaktır. Şimdi aklıma gelmişken bir de bunu e, bu taraftan uzatalım. Bu taraftan uzatalım. Nereden? Ee, şuradan uzatalım bakalım ne olacak. Bakalım yani gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Bir de buradan uzatmak istedim. Çıkmazsa da canlı sağ olsun. Ama çıkartacağız diye düşünüyorum. Hadi sen de bana yardımcı ol. Keşke canlı olsa da karşılıklı konuşabilsek seninle. Ee, şöyle yapalım. Burası 90 derece olduğunu biliyoruz. Burasının 150 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 30 Burada 60 dereceyse ise tabii çok gıcık çizdim. Kusuruma bakma. Burada 30 derece. Burası ikiz kenar oldu. Evet. O zaman burası 4 ise burada 4 oldu. Evet. 30, 60, 90 üçgen oluştu. O zaman başka başka bir şeyler var mı? Burası 12 12'ymiş zaten. Yani toplamda 16 oldu. O zaman 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı da 8 köküçtür değil mi? Heh. şimdi şunu da unutmayalım. 4, 4 ise hatırlarsak özel üçgende A, A, A köküçtü. 90, 120, 30, 30, 120 üçgeninde. Şunu da, şunu çizelim. Burası 30, bu da 30. Burası da 120 derece ise A, A, A köküçtü. O zaman 4, 4 ise burası 4 köküç olur ise bizden istenen X'e de 4 köküç olarak kalacaktır. Yani sorumuzun yine aynı şekilde farklı bir yöntemle sorumuzun doğru cevabının 4 köküç yani B seçeneği olduğunu görürüz. Gelelim 5. sorumuza. Değerli arkadaşım burada orta taban konusunu hatırlattığımıza göre demek ki orta taban oluşturacağız. Evet. Karşılıklı iki, bir dörtgen içerisinde karşılıklı iki orta noktayı birleştiren doğru parçasını orta taban diyorduk. Yani EF orta taban oluyordu. Orta taban. Evet. Şimdi o zaman EF'yi evet şurası 90 derece. Bunu unutmaya görelim. Tamam. Buralardan da orta taban birleştirsek. Şuradan da orta taban birleştirelim. Olmaz mı? Neden? Ee, neden yaptığımı söylemek istiyorum sana. Şimdi ee, dik köşegen uzunlukları 12 ile 16 santimetre olan diyor. Örneğin bu şurasının 12 santim olduğunu düşünecek olursak orta tabandan dolayı şurası orta taban değil mi? Yarısı 6 olacaktır. Benzer bir şekilde değerli arkadaşım ee, burasının 16 olduğunu düşünecek olursak ee, şuraya da ne diyelim? Ee, G diyelim. GF uzunluğumuz da nedir? Orta tabandan dolayı 16 yarısı 8 olacaktır. Hay hay. E burası 90 derece ise bu bir sonuçta bir paralel kenar. Yani biz bunu karşı taraflardan da birleştirebiliriz. Karşı biliyorsun ki orta noktaların birleşmesi sonucunda oluşan şekil bir paralel kenardı. Dolayısıyla bu 90 derecesi ise buralar 90'lar derece olacaktı değil mi? O zaman ne olacaktı? Şu üçgende gerekirse öbür üçgende 6-8-10 üçgeninden burası 10 gelecekti. Yani bizden istenen EF orta taban uzunluğumuz 10 santimetre olarak bulunacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım D seçeneğidir. Evet. Şekli ben burada çizmişim. Şöyle çizmişim. Köşeleri birbirine dik olan ABCD iç bükey. Evet. Ee, ABCD iç bükey dörtgeninde Evet. AB 8 santimetre. Tamam. Şöyle yapalım mı? O zaman A B C ve D. Ee, AB 8 santimetre, hay hay. BC 5 kök 2, hay hay. Ve CD 7 santimetre olmak üzere diyor. AD uzunluğu nedir diyor? Burası soru işareti, buraya x diyelim. O zaman ne yapıyoruz değerli arkadaşım? Ee, Karşılık kenarların kareli toplamı birbirine eşitti, değil mi? Köşe genelde dik kesişiyorsa. O zaman x kare artı 5 kök 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi artı 8'in karesi. 7'nin karesi artı 8'in karesi. Buradan x kare artı 25 çarpı 2'den 50. O da işte 49 artı 64. Bununla bu gitti. 1 kaldı. 63 kaldı. x eşittir. 3 kök 7 olarak bulunacaktır. Ee, şimdi 3 kök 7 olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının değerli arkadaşım ne olduğunu gösterir. A seçeneği olduğunu gösterir. Yalnız ben burada şu dikkatimi çekti. Ee, şuraya bir kafamı takıldı ama iç bükey diyor. İç bükey çokken değil. Bu ifade hatalı. Burayı e, baskıda söyleyelim düzelsinler. Dış bükey olacak. Dış bükey. Bu iç bükey çokken değil. Bu dış bükey çokken. ABC'de bir dış bükey çokken. İç bükey çokken hatırlıyor musun? Yani ben e, bu tür satır aralarına çok dikkat etmek lazım. Burada bir baskı hatası olabilir. İç bükey çokken. İç bükey çokken içe doğru bükülüyor. Ama bu dikkat edersen hep dışa doğru bükülen bir çokken. Farkında mısın? Yani şu iç bükey bu da dış bükey. Şu şekilde dış bükey oluyordu. Tamam. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. A seçeneği ama oranın düzeltilmesi gerekiyor. Tamam. Geldik 7. sorumuza değerli arkadaşım. 7. sorumuza şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman. KLM'nin orta noktalar. KLM'nin orta noktalarsa bu bir KLM'nin bir nedir? Ee, bir neydi? Paralel kenardı hatırlarsan. burasıyla burası birbirine eşi yarısıydı değil mi? Orta taban. Şunu bir daha hatırlatmama gerek var mı? Ama hatırlatayım hadi. Bir doğru parçası iki tarafı da eşit oranda aynı şekilde iki eşit parçaya bölüyorsa tabanın yarısını eşittir bu doğru parçası. 2 A demiştik. Dolayısıyla AC'nin yarısı yani buraya A dersek burası 2A. Benzer bir mantıkla buraya B dersek burası da 2B olacaktır. Değil mi? Aynı şekilde çünkü buralarda hep eşit. da şuraya eşit. Burası buraya eşit. Şurası da şuraya eşit oldu. Tamam. KL 4 diyor. KL'miz neresi? KL 4 diyor. Tamam. Burası 4 ise yani şurası da A. Pardon. Oraya kırmızıyla çizelim. Renklerimiz aynı olsun. Karışıklık olmasın. Burası da 4 oldu. E, pardon. Burası 5 oldu. Düzeltiyorum. ML 4'müş. ML. ML çizmişiz. B de 4'müş. O zaman AC artı AC nedir değerli arkadaşım? AC 2A değil mi? 2A o de, e, artı 2B. O değiştir. 2 çarpı A dediğimiz ifade neydi? 5'in 2 katıydı. Şunu da çizeyim. silin Düzgün olsun. E, 2 çarpı 5 artı 2 çarpı B dediğimiz ifade neydi? Değerli arkadaşım 4'tü. 10, 8 daha ne oldu? 18 birim santimetre oldu. Yani 7. sorumuzun da doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? B seçeneğidir. Unutma neydi? Hangi dörtgen olursa olsun orta noktaların kesiş, oturun orta noktaların birleşimi sonucunda oluşan dörtgen paralelkenardır. Anlaştık? Evet, gelelim 8. sorumuza. Burada güzel, evet bir üçgen eşsizliği e, bağıntımız olacakmış. Neymiş üç? Neydi üçgen eşsizliği? Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer kenarların toplamlarından küçük, farklarının mutlak değerinden de büyük olmak zorundaydı. Evet, Şimdi bu x'i nasıl gözlemleyebiliriz? Burada orta tabanlar oluşturacağız tabii ki. Sonuçta şu EF orta taban ama üçgensel olarak orta tabanda oluşturmamız lazım. O yüzden bir doğru çizelim. Yani köşe gelin bir çizelim A ile C'yi. Bu x uzunluğunu ortaya, ortada bir yerde elde etmeye çalışacağız. Şimdi x'i nasıl elde edebiliriz? Şurayı birleştirelim. Şurada bu da orta nokta olsun. Bu da orta nokta olsun. Yani sonuçta e, ee, şurası ile şurası eşit. O zaman şurası orta nokta oldu. Yani 8'in yarısı kaç oldu? 4 oldu. 6'nın yarısı yine burada orta noktadan değil mi? Orta noktadan 6'nın yarısı 3 oldu. Şimdi burada üçgen eşsizliği kullanacak olursak üçgen eşsizliği nedir? Ee, buraya K diyelim. E, ee, K F, E üçgeninde üçgen eşsizliği uygulayacak olsak 4 eksi 3'ten 1 küçüktür, x küçüktür, 7'dir. Ancak değerli arkadaşım bak Burayı lütfen çok iyi dinle. Daha önceki bir su, birkaç soruda daha anlattım bunu. Şimdi e, buradaki K noktası hareketli bir nokta olduğunu farz edecek olursak. Eğer bu şekil yamuk olsaydı. Yani şöyle çizmiş olsaydık biz bunu. Şöyle bir hemen kısa bir göstereyim. E, Bunun bir yamuk olmuş olsaydı şayet. Yani yamuktan kastım şu. E, A, D, B, C. Yani, bu şekil bir yamuk olsaydı ne taraf? Burası üst taban, burası alt taban diyelim. A. D pardon evet evet olabilir şuraya D diyelim buraya A diyelim buraya B, B diyelim buraya da C diyelim yani şu şekil şurası şuraya paralel olsaydı o zaman bu hareketli nokta tam şunun üstüne gelecekti orta taban olacaktı dolayısıyla 3 ile 4'ün toplamı x'i de verecekti yani buradan ayrıca x eşittir 3 artı 4 de olacaktı dolayısıyla 7 de olabilirdi ne zaman hangi durumda alt taban üst tabana paralel olup yani şurasının 6, burasının 8 olduğunda dolayısıyla karşılık kenarları birleştirmiş olacaktık. 7 artı 3 olmuş olacaktı. 7 artı 3'ten pardon 4 artı 3'ten 7 de olabilir idi. 4 artı 3'ten 7 de olabilecek durumu vardır. Dolayısıyla burada 2 vardı, 3 vardı, 4, 5, 6 o zaman eşitlik ekleyeceğiz değil mi? 7 dahil olduğu için Buradan da ne geldi? 7 geldi. Tabii ki alabileceği bu değerlerin toplamını hesaplayacak olursak ne yapar? 10, 10, 20, 27 mi geliyor? Evet 27 gelecektir. Yani skin sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? E seçeneğidir. Geldik 9. soruya. Bir önceki soruda da olduğu gibi yine aynı mantığı kullanacak olursak bir şey çizmemize gerek yok. Direkt orta taban yapabilelim. Yani A, E, E, C eşitmiş. A, E, E, C eşit orta taban Orta nokta BFDF eşit BFDF eşit Hay hay biz direkt burada yine benzer şekilde orta taban yapalım karşıdaki orta noktaları birleştirelim şurada burayı birleştirdik buradan da yine aynı noktayı birleştirecek olursak amacımız buradaki orta orta tabanları görmeye çalışmak EF buraya da K diyelim ee, ne oldu burası da eşit burası da eşit oldu benzer şekilde başka bir renk alayım şurasıyla da şurası eşit oldu orta noktadan dolayı. O zaman zaten buralar eşit olarak karşı tarafta birleştirmiştik. AD 10'muş. AD 10'sa orta noktadan 5 olur. BC ise orta noktadan ne olur? Ee, orta noktadan 9 olur. O zaman nedir? Üçgen eşitsizliğini kullanacak olursak bir üçgen üçgen eşitsizliği neydi? Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer kenarın toplamından küçük, farklarının mutlak değerinden büyük olmak zorundaydı, değil mi? Yani A e, B eksi C'nin mutlak değerinden küçüktür A büyüktür. O da küçük, o da büyüktür. B artı C'nin toplamları. Evet. Dolayısıyla 9 eksi 5'ten 4 küçüktür. X küçüktür. 9 artı 5'ten 14 diyebiliriz. Değil mi? Ancak ancak şurada da, biliyoruz ki az önceki soruda da belirttiğimiz gibi şu nokta hareketli bir nokta olduğu tak, olduğunu düşünecek olursak bu bir yamuk olduğu takdirde, bir önceki soruda da bunu anlattık. Şurada yani şu KF uzunluğu, KF uzunluğu neye eşit olacaktır sevgili arkadaşlar, sevgili, değerli arkadaşım -E ile nedir? EF'nin toplamı neye eşit olacaktır? Neden? Ne zaman alt taban üst tabana paralel olduğunda, yamuk olduğunu farz edersek, şu nokta hareketli bir nokta, bu noktanın bunun üzerine gelecek. O zaman KF nedir? E, 9 idi, değil mi? 9 eşittir 5 artı x'ten x eşittir 4 yapacaktır. Dolayısıyla 4'e eşit olduğundan dolayı buraya eşitlik getirebiliriz. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varsa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 olmak üzere değerli arkadaşım. Kaç tane vardır? 10 tane. 10 tane neyimiz vardır? Değerimiz bulunacaktır. Dolayısıyla 9. sorumuzun da doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Şimdi gelelim gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuza şöyle bir göz gezdirdiğimizde neler bekliyor bizi? Tamam 30 60 90 üçgeni var. Tamam. Burası da nedir? 60 derece 30 derecedir. Tamam çok güzel. 90'ın karşısı 30 ise 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. Bunu kullanmama gerek var mı acaba? Yok. Tamam 90'mış burası. Buraya da 60 kalır. Hay hay burası 90 derece ise buraya da 30 kalır. Tamam. Oraya gittim. Şöyle düşünüyorum. Şu büyük üçgene bakacak olursak. Şu büyük üçgene bakacak olursak. Yani ABC üçgeninde 30-60-90 özel üçgenini kullanalım. Neymiş? 30 derecenin karşısındaki kenar 90 hipotenüsünün yarısı 60'ın karşısında kök 3 katıymış. O zaman 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olarak bulunacaktır ki Burada da karşı, köşe genel dik kesişen dörtgende karşılık kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani 3 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı x kare. 3'ün karesi artı x kare. Buradan 27 artı 16 eşittir 9 artı x kare. Bununla bu gitti. 18 kaldı. 28, 34. X eşittir. Buradan kök 34 birim olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bu sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Evet geldik 11. soruya. Soruyu şöyle bir okuyalım. Şekildeki çevre A, B, C, 15 birim. Hmm. Bununla beraber AC artı C, değer toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değeri nedir? Ha, Bununla ilgili bir bağıntı var. Bağıntı direkt sana vermek istemiyorum. Üçgen eşsizliği var. Neydi bir üçgen eşsizliği? Bir üçgende bir kenar uzunluğu, diğer kenarın toplamlarından küçük, farklarının mutlak değerinden büyüktü. Şimdi izin verirsen bana ben sana şurada küçük bir ispat yapmak istiyorum. Yani olayın mantığını anlatmak istiyorum. Aslında ee, bağıntı nedir biliyor musun? AC ile, C, AC ile BD'nin toplamı yani AC artı BD. Direkt bunu vermek istemedim. işin gerçeği. BD'nin toplamı nereden büyüktür? Çevreden küçüktür. Yarı çevreden de büyüktür. Pardon. Evet U'ya 2U diyecektik. 2U'ya <laughs> U'ya U bölü 2 değil mi? U zaten yarı çevredi değil mi? 2 U'ya U çevresiyle yarı çevresi arasında oluyordu. Yani 15 bölü 2 ile AC artı BD o da küçük 15'tir. 15 ile 15/2 bölü 2 arasında hangi değerler vardır değerli arkadaşım? Ee, bu değerleri tek tek alacak olursak alacağı değerler en, en küçük ve en büyük tam sayı değerler toplamı nedir diyor. 7,5 7,5'dan büyük 8 var. 14 15'ten küçüktü 14 var. Toplarsak kaç gelecektir? 22 gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 22 C seçenidir. Ama sıkıdır. Beni çok iyi dinle. Ben sana burada kısaca bir tekrar yani kısaca bir olayın mantığını anlatmak istiyorum izin verirsen fazla da seni sıkmak istemiyorum ama mantığını görmende fayda var. Oldu mu canım? Şimdi buraya D dedik. Buraya C dedik. Buraya B dedik. Buraya da A diyelim. Ha, şu uzunluğa, şu uzunluğumuza X diyelim. Şu uzunluğumuza da Y diyelim. Uzunluğumuza diye yazmamak için. Şimdi ayrı ayrı üçgenlerde önce hangi üçgende yapalım? Eee DAC D, üçgeninde. ADC üçgeninde. Üçgen eşitsizliği uygulayacak olursak X e, küçüktür A e, D artı C diyeceğiz, değil mi? Ve aynı şekilde şu ABC üçgeninde uygulayacak olursak ABC üçgeninde üçgen eşsizi yine x küçüktür a artı b diyeceğiz. Bunları taraf tarafa toplayalım. 2x küçüktür a artı b artı c artı d yani çevresi oldu. Devam ediyorum değerli arkadaşım. Aynı durumu aynı durumu y için yapalım. Yani dcb üçgenini yapalım. dcb ve e dab üçgeninde. DAB üçgenlerinde tek tek yapalım. O zaman ne olacaktır? E, A artı d, y küçüktür. A artı d. Aynı şekilde y küçüktür. B artı c. Buradan da taraf tarafa toplarsak 2y küçüktür. A artı b artı c artı d gelecektir. O zaman tamam. Bunun ikisini toplayacak olursak 2x, 2 parantezine x artı y küçüktür iki tane a artı b artı c artı d gelecek olur ki x artı y ifademiz a artı b artı c artı d'den küçük olacaktır yani bu ifadelerin toplamları çevreden küçük olacaktır benzer şekilde bu da büyüktür farklarını yazacak olursak oradan da yarı çevre gelecek önemsemiyorum yani mantığını bu şekilde göstermiş oldum sana dolayısıyla ne olmuş oldu bu köşegenlerin toplamı bunu unutma Çevre ile yarı çevre arasında olmak zorunda imiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır değerli arkadaşım? B, C seçeneği yani 22 birim olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Üçgen eşsizliğinde bunları ben anlattım sana. Üçgenler fasikülümüze bakarsan üçgen eşsizliğinde açı kenar bağıntılarında üçgen eşsizliğinin bunların tek tek bağıntılarının ispatını yapmıştım. Hatta şurayı uzatarak şu üçgende yapmıştım. Ve evet, de şu üçgende düzenlemiştim. Çok uzatmıyorum. bu bantı hatırlayacaksındır. Dıştakilerin toplamları. Yani şu karşı tarafı birleştirmemiz sonucunda oluşan üçgende buraya A diyecek olursak ne demiştik? A küçüktür. Hangilerin toplamları? 5 artı 8'in toplamı. 5 artı 8. O da küçüktür. Dıştakiler. Yani x artı 10. Dolayısıyla 13 küçüktür. x artı 10'dan. 3 ee, kaldı burada değil mi? X büyüktür. O, 3 olacaktır. En küçük tam sayı değeri nedir? 3'ten büyük en küçük tam sayı değeri 4 olacaktır. Evet değerli arkadaşım bu şekilde neyin? E, ee, benim 5'in sonuna geldik. Evet yamuk açıda konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.